Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır YouTube'a vlog atamıyordum. Takip edenler bilirler, banyomuzda tadilat vardı. Bazı süreçleri sizlerle paylaşmıştım. Ama daha sonra süreçler uzandığı için tamamen paylaşmakta koptum. Videoları ben de takip edemedim artık neyi nasıl paylaşmıştım diye. Biraz sıkıntılı oldu banyo tadilat süreci. Her şey çift dikiş gitti. Eğer vakit bulursam son halini sizlerle video olarak paylaşacağım yine. Şu an zaten ülkece çok zor durumlardan geçtiğimiz için, zorlu bir süreçten geçtiğimiz için bu süreçten biz de etkilendik haliyle. Yaklaşık 1-2 hafta önce ailemizde çok yakınlarımızdan 2 kişiyi kaybettik koronadan. İlk olarak eşimin amcasını kaybettik ani bir şekilde. Üzerinden 6 gün geçtikten sonra da yine eşimin dedesini kaybettik. Ya ailecek çok üzüldük. Çok zor durumlar bu durumlar. Yani bu hastalıkta yalnız başınızsınız. Kimse yok. Yardım edebilecek kimse yok. İlaçlarınızı kullanıp hastanede yatmaktan başka yapacak bir şeyiniz yok. Ya da işte kurallara uyacaksınız. Maskenizi takacaksınız. Sosyal mesafeye uyacaksınız. Temizliğinize özen göstereceksiniz. Bunlar ön koşul. Allah kimseye göstermesin gerçekten. Çok zor acılar bunlar. Birebir içinde bulunduğumuz için bayağı bir etkilendik eşimle. Eşim Rize'ye gitmek zorunda kaldı. İşte dedesi orada vefat etti çünkü. Oradan dönünce de haliyle kendini karantinaya aldı. Bir süre görüşemedik kendisiyle. Daha sonra test yaptırmaya karar verdi herhangi bir semptom çıkmayınca. Testi de negatif çıkınca tekrar yanımıza geldi. Yani Allah ölümden başka ayrılık vermesin diyoruz ya, hakikaten öyle. Ölüm çok başka bir şey. Giden kişiyi geri getirmek mümkün değil. Hele de böyle bir hastalıkla vefat edince insan çok üzülüyor gerçekten. Yani elinden hiçbir şey gelmiyor, yapabileceğin hiçbir şey yok. Sadece dua ediyorsunuz. Biz de öyle yaptık, sadece dua ettik destek olabilmek için. Bugün de hazır eşim gelmişken dışarıda biraz vakit geçirelim istedik. Derslerimiz de çok yoğun. Okul başladı malum. Evden online olarak derslerimizi yapıyoruz. Kısacası bu sürecin zorluklarını hep birlikte yaşıyoruz. Yani ilk defa başımıza gelen bir olay sonuçta. Yani işler açısından, okul açısından, yani öğretmenler, öğrenciler, veliler olarak gerçekten zor günler geçiriyoruz.